Merhaba arkadaşlar. Diyelim ki elimizde bir şirket var ve bu şirket yedek parça üretiyor. Şimdi bu şirketin birkaç yıllık gelir tablosunu yazacağım. Bu videoların ilkinde sadece bir senenin gelir tablosunu incelemiştik. Galiba 2008 Burada Buradaysa birkaç yıllık gelire bakacağız. Şirketin çok düzenli bir gelir tabanı olduğunu, her yılsa bir gelir elde ettiğini varsayacağız. Mesela yıllık 1 milyon lira. Peki bu sefer ürün maliyetini de bölüştüreceğim. Ürün maliyetinde iki bileşen vardır. Bu yüzden kategorilere ayıracağım. Buna ÜM yazıyorum. Ürün maliyeti demek bu. Bunlardan ilki satılan mallar maliyetidir. Bu maliyet değişkendir ve bu videoda değişken ve sabit maliyet üzerinde derinlemesine durmayacağım ama bir şeyler de öğreneceğiz. Burada değişken maliyet dediğimiz parçaların üretim maliyetidir. Örneğin yedek parçaların yapımında paslanmaz çelik kullanılıyorsa buna verilen para bu çeliği eritip yeniden şekillendirirken kullanılan elektriğin faturası gibi. Diyelim ki paslanmaz çeliğin fiyatı bu seneler süresince değişmiyor ve 100 bin lira olarak kalıyor. Her sene için eksi 100 bin lirayı yazıyoruz. Çalışanların maaşı da buraya dahil olsun. Yani yedek parça üreten işçilere ödenen para da bu 100 bin liranın içinde olsun. Sabit giderse nedir fabrikanın maliyetidir? Diyelim ki 2 senede bir yeni bir fabrika açılıyor olsun ya da şöyle diyelim her iki senede bir eldeki fabrika kapsamlı bir bakım onarım görüyor. Fabrikanın bakımı. Evet. Fabrikanın bakımı da parça üretimi maliyetine dahildir. Çünkü yılda 1 milyon lira gelirle parça üreten bir fabrikanın 2 senede bir yenilenmesi gerekir. Bu sabit gideri de ekleyelim. Fabrikanın takım yenilemesi. Aslında bir fabrikanın gelir beyanında mallar maliyeti bu şekilde değişken ve sabit giderler diye ayrılarak pek belirtilmez. Çünkü şirketler bu bilgileri rakiplerinden saklamak isterler. Rakip şirketlerin fabrikanın maliyet yapısı hakkında fazla bilgi sahibi olmaması tercih edilir. Bu bilgiler aleyhte kullanılabilir çünkü ya da belki de müşterilerin bilmesini istemiyorlardır. Terne ise fabrikanın takım yenilemesi. Buna hesaba katmanın bir yolu yenilemeyi masraf olarak göstermektir. Diyelim ki fabrikanın takım yenilemesi 500 bin lira tutuyor. Buna da eksi 500 bin yazıyoruz. Ama bunu iki senede bir yapıyorlar yani 2005'te yapılmışsa 2006'da yapılmıyor ve 2007'de yine yapılıyor, 2008'de yapılmıyor. Evet bu kadar. Evet şirketin bürüt karı 1 milyon eksi 600 bin yani 400 bin liradır. Sonraki yıl 900 bin lira, sonraki yıl yine 400 bin lira, sonraki yıl yeniden 900 bin liradır satış, genel ve yönetim masrafları da var ancak pazarlamayı şimdilik hesaba katmayacağım. Satış ve genel yönetim masrafları için yıllık 500 bin lira daha maliyet koyalım. Eksi 500 bin ve bu hiç değişmiyor her yıl 500 bin lira. İşletmenin faaliyet karı yani vergi öncesi geliri. Buna hatırlarsanız FVÖK diye belirtiyoruz yani faiz ve vergi öncesi kar da denir. Yazalım bunu. Faaliyet karı. 2005 ve 2007'de eksi 100 bin lira. Ama 2006 ve 2008'de para kazanıyorlar. Yani 400 bin ve 400 bin lira daha. Diyelim ki şirketin faiz masrafı yok. Videonun konusu bu değil zaten. Vergi öncesi kar, faaliyet karı ile aynı şeydir. O halde 2005'te eksi 100 bin, 2008'de de aynı şekildedir. Dilerseniz para kazanılan yılları yeşille belirtelim. Ne kadar da 400 bin. Diyelim ki şirket Karayipler'de faaliyet gösteriyor ve vergi ödemiyorlar. Sonuçta bu videonun konusu vergi değil ne de olsa. Vergi oranı belirleyip net karı bulmayı en iyisi başka zamana bırakalım. Tüm bunlardan çıkan sonuç, şirketin işleri müthiş bir istikrar gösterse ve her sene eşit gelir elde etse bile faaliyet karına baktığımızda inişli çıkışlı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bakın ilk sene 100 bin lira kaybediyorlar, ne kötü bir yatırım diyorsunuz ama sonraki sene bir bakıyorsunuz ki 400 bin lira kar elde ediyorlar. Sonraki sene yine 100 bin lira zarar ediyorlar. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Elimizin altında durağan ve müthiş istikrarlı bir iş var. Yedek parça üretiyoruz. Gelir miktarımız her sene aynı. Peki neden kar oranları bu kadar oynuyor? Aslında cevabı biliyorsunuz. Fabrika 2 sene boyunca çalıştıktan sonra makineler harap oluyor ve bu sebeple yenileniyor ve 500 bin lira sırf bu makineler için harcanıyor. Peki bu iyi bir hesap beyanı mı? Bakalım bu 500 bin ile fabrikaya yeni makineler alınmış. Bu giderin beyanını sadece harcama yaptığın seneye sıkıştırmak iyi bir fikir mi peki? Ki bu makineleri belirli bir dönem dahilinde değil, her zaman kullanıyorlar. O halde cevap hayır olacak. Bu iyi bir fikir değil. Çünkü muhasebenin amacı işletmenin durumunu gelir beyanı okuyan kişiye olabildiğince doğru biçimde sunmaktır. Bence bu gördüğümüz pek de doğru bir sunum değil. Oldukça büyük iniş çıkışlar görülüyor burada ve aslında müthiş bir istikrara sahip bu işletme dengesizmiş gibi gösteriliyor. Peki ne yapılabilir bu durumda? 2005 yılında 500 bin liralık ekipman aldım ve o senenin giderlerini yazdım. 2006'da yapmama gerek yoktu, gidere yazmadım. 2007'de yine aynı harcamayı yapıp giderlere yazdım. Tüm bunların yerine aslında başka bir yol izlenebilir. Dilerseniz aşağıya bir bilanço tablosu çizelim. Ay, en iyisi şuraya çizeyim, evet. Sol tarafta gördüğünüz mal varlığı. Yanında her zaman bir borç hesabı kısmı da bulunur. Peki, 2007'de 500 bin liralık harcamayı yapmadan önce bu para herhalde bir köşede duruyordu. Bunu sol tarafa yazıyoruz. 500 bin lira bu parayı masraflar için kullanmak yerine mal satın almak üzere kullanıyoruz. Nakit parayla mal satın aldığınızda bu malın kullanım ömrü o dönemle sınırlı değilse giderleri sermayeleştiriyorsunuz demektir. Yani bu mal varlığını bilanço tablosuna eklemiş oluyorsunuz. Böylelikle elimizdeki 500 bin lira masraf olarak kaybolup gitmiyor. Örneğin fabrika makinelerine F diyelim, 500 bin lira değerinde fabrika makinemiz olduğunu belirtiyoruz. Nakit para bu şekilde kullanılıyor. Bu şekilde mal varlığınız değişmemiş oluyor ve 500 bin lira nakit yeni fabrika araçlarına dönüşüyor. Diyelim ki bunu 2005'in başında yapıyoruz. İşte burada bu fabrika araçlarını 2 sene boyunca kullanacağım diyorsunuz. Böylelikle bu araçlara yıpranma payı vermiş, yani bu araçların değerini düşürmüş oluyorsunuz. Yukarıda fabrika takım yenilemesi yazdığım yere şimdi yıpranma payı yazıyorum. Böylelikle o seneye ait 500 bin liralık gider senelere yayılmış oluyor. Yani elimde 500 bin lira değerinde sermaye teçhizatı var ve bunun kullanım ömrü 2 sene diyorsunuz. Yarısını ilk sene kullanıyorsunuz. Bu yüzden masraf yani yıpranma payı 500 binden 250 bin liraya düşüyor. Aynı şekilde bir sonraki sene hiç nakit harcamıyor ama ekipmanın biraz eskidiği için 250 bin lira daha değer kaybı yaşıyoruz. Artık ekipmanımız hurda durumda. 2005'in başında 500 bin liraya satın almıştık ancak 2006'nın başında yarısını kullanmış vaziyetteyiz. Şimdi bilanço tablosunu kopyalayıp yapıştırıyorum. 2005'ten 2006'ya geçiyoruz. Ekipmanımızın değeri artık 500 bin lira değil, 250 bin lira. Bu gerçekten mantıklı değil mi? Zira bu ekipmanları satacak olsak, alıcısı buna sadece 250 bin veririm çünkü zaten bir sene kullanmışsın, bir senelik ömrü kalmış diyecektir. Diğer 250 bin lira yıpranma payı olarak harcandı. Öyleyse bilanço tablomuzda her sene 250 bin liralık bir mal varlığı kaybı görülüyor. 2005'in başında mal varlığımız 500 bin lira değerindeydi. Bunu turuncu renkle yazayım. 2006'nın başında 250 bin lira. 2007'de ise değersiz. Bu yüzden artık 500 bin lira değerinde yeni mal alacaksınız. Takip eden sene tekrar 250 bin lira düşecek. Uzun lafın kısası, burada yapılan şey maliyetlerin zamana yayılmasıdır. Buna mal varlığının yıpranma payı diyoruz. Vaktimiz azaldı bu yüzden bir sonraki videoya saklayacağım ama amortisman tabirini de duymuşsunuzdur. Amortisman maddi olmayan masrafların zamana yayılmasıdır. Örneğin fabrika araçlarımız kullandıkça eskiyor ve masrafını zamana yayıyorum. Yıpranma payı budur. İşletmede gerçekleşen durumu da doğru yansıtıyor. Burada 2006 yılında hiç masraf yok diyemiyoruz, elbette masraf vardı Bir mal varlığını kullanıyorduk, bu yüzden buraya eksi 250 bin yazdık Amortisman aşınma payı ile aynı şeydir Ancak ekipman harici şeyler için kullanılır bir sonraki videoda anlatacağım gibi örneğin büyük bir masrafım var, bir bankaya ödeme yapacağım ama bu ödemenin getirileri zamana yayılacaksa ödemeleri amortize ederim. Bir sonraki videoda daha açık anlatacağım. Her neyse umarım bunlar işinize yarar. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.